Foner array komutlarına devam edelim. Ekranda gördüğümüz parçayı tasarlayalım. Öncelikle katmanlarımızı bir oluşturalım. 1, 2, 3. Buradan ana çizgi diyelim buna. Sadece çizginin kalınlığını değiştirmek istiyorum buradan. 0,35. Buna eksen diyelim. Rengimiz yeşil olsun. Çizgi tipine gelince de şuradaki üçüncü seçeneği kullanalım. Seçtim, okey dedim. Çizgi kalınlığımız da 0,13 olsun. Bu da ölçü olsun. Bunun rengini de sarı yapalım. Ana çizgiyi aktif yapacağım. Kapattım. Şekle bakarsak önce R50, sonra çap 30, çap 15, 3 tane çember olacak. Tabi eksen çizgisine geliyorum. C enter 50. Şöyle bir yaklaşalım. Ana çizgi C enter. Tıkladım. D enter 30. Enter. D enter 15. Bundan 3 tane var. Polar array diyorum. Şu iki çizgiyi seçiyorum. Dönme merkezini seçtim. Kaç tane olacak? Bundan 3 tane var. Aynı zamanda şunu aktif hale getiriyorum ki blok halinde çoğalmasın. Şimdi şurada fillet değerimiz bakın 35'miş. Bunu yapalım. F enter, R enter, 35 enter. Aynı zamanda multiply'ını aktif hale getir dedim. Elemanlarımı seçtim. 1, 2 ve 3. Tıkladım. TR enter enter. Şuraları buluyorum. Şimdi ölçülendirmeye gelelim. Buradan çapımızı ölçülendirelim. Şu çap 30 olacak. Şu çap 15 olacak. Şu çap da 100 olacak. Evet. Bu örnek bu kadar arkadaşlar. Diğer bir örneğe geçelim. Şuradaki örneğimizi yapalım. Bakalım şöyle. Öncelikle şöyle içeriden dışarı doğru gidelim. İçerideki çapımız ne kadar? 78. Dışarıdaki çapımız ne kadar? 90. C enter, D enter 70, enter, D enter 90. Devam edelim. Şunu ve şunu oluşturduk. Bakın şurada da bir yayımız var. Ancak bunu nasıl yapalım? R'si bakın kaçmış? Şöyle incelersek 100, çapı 102. Yarı çapı ne yapar? 51. R5. Şöyle yapalım. C enter. Merkeze dokundum. Şöyle çektim. 51. Yarı çapı 5 diyelim. Bunu oluşturduk. Bir de R10'umuz var. C enter. R10'umuz var. Köşelerde 8'lik fillet'larımız var. Bunları oluşturalım. Fillet radius 8. Trim no trim olsun. Şuraları bulayalım. TR enter enter. Şu kısmı şöyle bulayabiliriz. Tamamdır. Bundan kaç adet var? Çevrede 4 adet var. Buradan polar array diyorum. Elemanlarımı seçiyorum. Enter tıkladım. Çevrede 4 adet diyorum. Buradan TR enter enter diyorum. Şurayı bu da, burayı bu da, burayı bu da. Daha sonra
Buradan ölçülendirmemize geçebiliriz. Şöyle eksen çizgisine gelelim. C enter. Şurayı şöyle seçebiliriz. Buradan annotate center mark diyelim. Şunun merkez çizgisini oluştursun. Enter dedim. Buradan ölçülendirme komutlarımıza gelelim şimdi. Yarı çaplarımızı ölçülendirsin. Nerede var? Şurada bir yarı çap. Burada bir yarı çap. Fillet'ımızı da şuradan verelim. Şuradan. Daha sonra şuradaki çap değerlerimizi verelim. Buradan bir çap. Buradan bir çap. Bir de şuradan da radius verebiliriz şu şekilde. Bakalım başka ölçülendireceğimiz bir şey kaldı mı? Şu an kalmadı gibi. Şöyle ekranı şöyle göster dersek, bakın bunu da oluşturmuş olduk. Şöyle bir yan yana koyalım bunu. Üçüncü örneğimize geçelim. Polar Era ile ilgili. Şöyle bakalım. En iyi burada ne örnek verebiliriz? Polar Era ile ilgili. Şöyle aşağı doğru bir kaydıralım. Şöyle bir inelim aşağı doğru. İnelim, inelim. Bunları yaptık. Bunlara gerek yok. Şu kısmı yaptık. Şöyle bir ineyim. Bakalım bakalım ne yapabiliriz, ne yapabiliriz. Şöyle yapalım. Şuralarda güzel bir şekil vardı. Onu yapalım. Daha olmadı. Detaylı bir çizimi de daha sonraki dersimizde yaparız. Şunu tasarlayalım. Bakın 100'e 100 bir kare oluşturacağız önce. Şöyle bir kenara geleyim. Rectangle 100 virgül 100. Tabii bunun katmanını ana çizgiye alalım. Şu katmanda ana çizgi olarak aktif edelim. Bundan sonraki aşamaya bakalım. Bakın 20 derece ile bir döngü var burada. Burada farklı bir özellik var. Bunu yapalım. Şimdi şuna bakalım. Bakın şunun R'si 35 verilmiş. Şurada R 35. Peki açısı kaç derece verilmiş bakın. Şurada açı değeri 50 derece verilmiş. Şuradaki açı değeri. Şunu yakalayalım. Açısı 50, R'si 35. Ve bunun da R'si 5. Bakalım. C enter. Ctrl'e sağ klik. From diyelim. Nereye göre? Buraya göre. Alt gerekiyor. Ne demiştik bunun R'sine? Bunun R'si 35, açısı da 50 derece olacak. -35 küçüktür 50. Yarıçapta 5 olacak. Devam edelim. Şuradaki açıyı yakalayalım. Bakın burası şöyle 50. Şurası 20, 70. O zaman şurası da 20 derecedir. Bunu oluşturalım. C enter. Ctrl'e sağ klik from. Şurada bir daha yapalım. Bu arada o step'lere bir gelelim. Bakın Geometry Center aktif tamamdır. C enter.
CTRL'de sağ klik from. Buraya göre alt kere Q 35 küçüktür. 20 derece aynı zamanda R'si 5. Bu da tamam. Şu dıştaki yarıçapa bakalım ne kadardır. Ne verilmiş, ne verilmiş bir görelim. Bakın burası R35 ise, burası R5 ise şuradaki filet değerimiz kaç olur? 35 eksi 5 olacaktır. Buranın filetini 30 yapacağız. F enter, R enter, 30 diyelim. Şurada 30'luk bir radius. Offset diyelim. Ne kadar? 10 milimleri offsetlersek şunu elde ederiz. TR enter enter. Şurayı bulalım. Tamam, güzel. Şimdi bakalım şimdi. Şunu oluşturalım. Buradan mirror diyorum. Buna aynala. Buraya gir. Sanki burada bir sıkıntı oldu gibi ama bir şekli tam çıkartamadık. Şöyle bir ölçülendirme alalım. Neden böyle oldu? Bir görelim. Hatamızı orada bir anlayalım. Buradan buraya. Buradan buraya. Şuradan da bir çizgi çekelim. Şöyle bir açıları bir ölçülendirelim. Acaba yanlış bir iş mi yaptık? Tamam, 20 derece. Şurası 50 derece. Bir sorun yok gibi. Peki dikdörtgenimizin uzunluğundan bir sıkıntı var. Bu da 100. Sorun yok gibi. Tamam, devam edelim. Şuradaki şekli yapalım. Sildim bunu. Peki buradaki açı 50 derece. Buradaki açı kaç derece olacaktır? 100. 30 derece olacaktır. Şuradan itibaren bir 130 derece dönerek ve R'si 5 olan çemberimizi yapalım. C enter. Bu merkezde. Şuradan ana çizgiye gelelim. C enter. Buradan from diyelim. Buradan itibaren alt kere Q. 35 küçüktür. 130 derece diyelim. Tabi C enter. CTRL sağ klik from. Eksi 130 olacaktı. Alt kere Q. 35 küçüktür. Eksi 130. Yarıçapta 5. Bu bir. Şimdi bakın bununla bu aynı eksende gibi duruyor. Ama şurada bir 80 derecelik bir açımız var. Ve onu görelim. Burası 50. Burası 80. 130 yapar. Şurası da 50 derecelik bir açıyla şunu oluşturalım. C enter. CTRL sağ klik from. Buradan itibaren alt kere Q. 35 küçüktür. Eksi 50 diyelim. Bakın bu V ise şurası 35 ise o zaman şurası 30 olacaktır. C enter, F enter, özür dilerim. F enter, R enter. 30 diyelim. Offset 10 diyelim. Sonra TR enter enter şeklimizi bu şekilde bulayabiliriz. Bunun pek polar array ile bir ilgisi olmadı. Başka komutlar devreye girdi. Sorun değil. Bundan sonraki ölçülendirme işini size bırakıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.